Şimdi PAFTA yapılışına gelelim. Belirli ölçekte büyük harita, plan ve modeli oluşturan ayrı parçalardan her birine PAFTA denir. PAFTA bölümü, yeryüzünün tümünün ya da bir bölgesinin haritası yapılırken o ölçeğe bağlı kalarak tüm harita bölgesinin bir PAFTA'da göstermek çoğu kez imkansızdır. Bu nedenle haritası yapılacak bölgenin PAFTA'lara ayrılması gerekir. PAFTA'lara ayırma ise rastgele değil, belli bir sisteme göre yapılır. Böyle bir sistem PAFTA bölümlenmesi ya da PAFTA indeksi olarak adlandırılır. PAFTA boyutları ölçeğe göre belirlenen sabit enlem ve boydan farkları olarak alınır. PAFTA boyutları enlem ve boydan farkı olarak küre yüzeyinde sabittir. Harita düzleminde PAFTA boyutları projeksiyon türüne göre ve yerdeki konuma bağlı olarak farklı boyutlarda olur. Şimdi bunu PAFTA indeksinde PAFTA'mız nereden geliyor? Ona şöyle bir bakalım. Türkiye'nin dünya üzerinde bulunduğu konumu na gelecek olursak şurada X, şurası Y ekvatoruda Y olursa, burası da X olursa, sıfır ekvatoruda sıfırdan itibaren X değeri ekvatordan itibaren 4 milyon 400 bin metre olmaktadır. Şimdi bu da Türkiye'nin bulunduğu dilim orta meridyenlerini dikkate aldığımızda 33. kısımda 27, 30, 33, 36, 39, 42 ve 45. dilim orta meridyenler arasında kalmaktadır. Uç kısmındaki mesafe 250 kilometre. Tabandaki konik şeklinde sıfırdan itibaren buradan başlayıp tekrar kuzeyden ve güneye doğru birleştiğinde sıfırla birleştiğinde buradaki açık mesafede 270 kilometre olmaktadır. Her boylam arasındaki mesafe 250 ile 270 kilometre arasında değişmektedir. Şimdi buna göre biz Gauss-Kruger projeksiyonu ve UTM projeksiyonu dikkate alarak haritalarımızı yapmaktayız. Gauss-Kruger projeksiyonunda 3 derece silindir deformasyonun önlenmesi için 3 derecede bir silindir geçiriliyor. Ekvatoru sıfır olarak kabul ettiğimizde kuzeye doğru 80, güneye doğru da 80 kabul ediliyor ve 27-30 derece 33'er dilimlik 27, 30, 33, 36, 39, 42 ve 45 derecelik silindirler geçmektedir. UTM projeksiyonuna göre de dünyada 60 adet 6 derecelik dilimlerle izdüşümler yapılmakta. Her bir dilim bir projeksiyon sistemini belirtmekte. Silindir, dilim orta meridyeni boyunca dünyaya teğet olmaktadır. Dilim orta meridyeninin 3 derece sağı ve 3 derece solu aynı dilimdedir. Şimdi buna göre, UTM projeksiyonuna göre Türkiye'de 6 derecelik UTM projeksiyonuna göre Türkiye'de 6 derecelik dilim orta meridyenleri bulunmaktadır. Bunlar 27, 33, 39 ve 45 derecedir. Bunların bulunduğu zoneler ise 35, 36, 37 ve 38. derecedir. Zone numaraları 180 derecelerine itibaren 1 ile başlar. 35. zone 35 çarpı 6 eşittir 210 eksi 180 eşittir 30. derecede bulunmaktadır. Şimdi buna göre büyüterek baktığımızda zoneler 35, 36, 37, 38 kaç tane zonemiz var? 4 tane zonemiz var. Peki kaç tane dilim orta meridyenimiz var? 27, 3 derece sola, 3 derece sağa gitmekte. Yine bunlar zoneleri belirtirsek 27, 6 derecede bir. 27, 33, 39 ve 45 derece bunlar zoneler. 35, 36, 37 ve 38. zoneler. Dilim orta meridyenleri de 27, 33, 39 ve 45. derecelerdedir. Şimdi UTM projeksiyonuna göre de bunlar 3 derecelik 25 bin ve daha küçük ölçekli haritalarda 6 derece dik dilimler, 1 bile 10 bin ve daha büyük ölçekli haritalarda da 3 derecelik dilimler esas alınır. Şimdi buna göre dilim orta meridyenlerinin durumuna bakalım. Şimdi Türkiye 35. dilimde lambda 27 derece.
Şimdi Türkiye'nin bulunduğu ekvatordan sıfırdan itibaren baktığımızda ordinat sağa doğru, apsis yukarıya doğru alınmakta ve Türkiye'nin bulunduğu kısım burasıdır. Şimdi bunu büyüterek bakalım. Türkiye'nin bulunduğu kısım burası. Dünyaya göre. Dilim, bakın, kareler ağı, paftalar, pafta dinlenmesi bu şekilde oluşmakta. Şimdi buna göre bakalım. Dilimler 35, 36, 37, 38. dilimler. Buna göre 6 derecelik dilimler siyahlar. Bunlar kaç tane? 1, 2, 3, 4 tane. 35, 36, 37, 38. Diğerleri de 27, 24, 27. 3 derece. 27'nin solunda 3, sağında 3 derece. Dolayısıyla 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42 ve 45 derecelik dilim orta meridyenleri bulunmaktadır. Şimdi 1 bölü 100 bin ölçekli pafta indeksine göre özel olarak Türkiye'nin duruma dikkate alınmak suretiyle yapılmıştır. Buna göre 24. derecede 24 üçer derecelik dilimlerle 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45. ve 48. dilimler arasında bulunmaktadır. 45 ile 48 arasında bir şey yok. Ama burada da bu tarafa kaydığı için 27 ile 24 derecede de burada Ege bölgesinden bir kısmı girmektedir. Şimdi sol tarafta harfler var. A, B yukarıdan başlamak üzere A, B, C, D bizim üstten itibaren başlıyor. Mesela D'den itibaren başlıyor. 42. ya 42. derece. Burada 40. 40. derece 38 ve 36. Şimdi buna göre solda harfler, altta da rakamlar bulunmaktadır. Şimdi bunların harfle rakamın ve derecenin bulunduğu kısım hangi paftaya giriyorsa ona göre pafta isimleri oluşmaktadır. Şimdi ülke pafta bölümlenmesi büyük ölçekli harita yapım yönetmeliği esaslarına göre yapılmaktadır. Bu isimler 1 bölü 100 bin ölçeğinden başlayıp 1 bölü 500 ölçeğine göre inmektedir. Şimdi buna göre bu isimler 1 bölü 100 binden başlar, 6 derece doğu boylamından başlanarak 30 dakikalık sütunlara bölünür. 75'ten başlanarak numara verilir, 99'dan sonra tekrar birden başlar. Enlemlerde 55 derece 30 dakika kuzey paralelinden 21 derece enlemine kadar 30 dakikalık satırlara bölünür. Satırlara A, B, C, D, E, F gibi harfler verilir. 44. dereceyle 32 30 30 32 derece 30 dakika arasında bu harfler kullanılır. Demek ki 44. derece ve 32. derecede 30 dakika arasında harfler kullanılıyor. 55 derece 30 dakika ile 44. derece arasında harflerin önüne Z harfi, 32. derece 30 dakika ile 21. derece arasında harflerin sonuna da A harfi ekleniyor. Şimdi buna göre Türkiye'deki bölümlenme bu şekilde yapılmaktadır. Şimdi şöyle bir uygulamaya da baktığımızda Türkiye haritası üst tarafta hangi dilimlere hangi bölge, hangi dilimlere girmektedir? Buradan rahatlıkla anlayabiliyoruz. 27, 30, 33, 36, 39, 42 ve 45. Dilimlere girmektedir. Pafta bölümünün yapılışında da buradaki anlattığımız özellikler dikkate alınmak suretiyle pafta bölümünü yapabilmek için o yerin rengi kanavası,
1 bölü 5 bin ölçeğinde tersim edilir. Bunun üzerine harita alanı yaklaşık olarak gösterilir. Sonra tüm alanı kaplayacak şekilde 1 bölü 5 bin ölçekli paftalar alan üzerine işaretlenir. En son alt köşedeki paftaya başlangıç, diğeri absis ordinat verilir. Absisin ilk iki rakamı ile ordinatın ilk iki rakamı 1 bölü 5 bin ölçekli paftanın numarasını oluşturur. Paftalar şeffaf olsun veya olmasın 70 çarpı 90 santimetre boyutunda olup kullanma alanları 60 çarpı 80 santimetre boyutundadır. Biz örnek uygulamamızı bu böyle bir pafta üzerine öncelikli olarak yapacağız. Önce 70 çarpı 90 santimetrelik bir kağıdımız olacak. Ondan sonra da bunu kenarlardan 5'er santimetre almak suretiyle de bunu 60 çarpı 80 santimetre boyutuna indirgemiş olacağız. Paftaların uzun kenarları yatay eksen y, kısa kenarı düşey eksen x kabul edilir. Buna göre 1 bölü 5000 ölçeğinde uzun kenar arazide 4000 metreye, kısa kenarda 3000 metreye karşılık gelir. Koordinat değerleri başlangıç noktasına itibaren sağa ve yukarı devam eder. Şimdi örnek olarak burada Yerköy Yozgat'ın bir paftasını 5000 ölçekli paftayı ele aldık. Bu 5000 ölçekli paftadan burada 5447 nolu paftamızın bölümlenmesine bakalım. 1 bölü 5000 ölçekli pafta karşılıklı olarak birleştirilir. Böylece pafta 4 eşit parçaya bölünmüş olur. Paftaların her biri sol üst köşedekine bir numara verilir ve sağ tepesi yönünde artırılarak Romen rakamı ile numaralandırılır. Bunlar 1, 2, 3, 4 gibi Romen rakamı ile numaralandırılıyor. Önce 4, pafta 4'e bölünüyor. Büyük pafta 4'e bölünüyor. Bu 1, 2, 3, 4 olarak sağ tepesi istikametinde bölündükten sonra bunun 1 bölü 2500 ölçekli paftalar elde edilmiş oluyor. Şimdi bu da yine 5 eşit parçaya bölünüyor. 1, 2, 3, 4, 5. 5 de yukarıya 25. 25'lik kısmında bölünen 1, 2, A, B, C, D'nin A, B, C, D olarak da bölünüyor. Bu bölünen numaralandırılıyor. A da kendi arasında 4 eşit parçaya bölündüğünde sağ tepesi istikametine 1, 2, 3, 4 bölünmek suretiyle paftalar elde ediliyor. Bu 1 bölü 5000 ölçekli paftadan 2500, 1500 ve 250 ölçekli paftalar dolayısıyla elde edilmiş oluyor. Şimdi bunun tamamı 5000 ölçekli pafta. Burası 2500 ölçekli pafta. Ondan sonra 1 bölü 1000 ölçekli pafta, 500 ölçekli pafta ve 250 ölçekli pafta elde edilmiş oluyor. Şimdi bu paftalar elde edildikten sonra pafta karelajı işlemine geçebiliriz. Bunun için büyük ölçekli kadastro ve şehir imar planına altlık olarak olacak haritalar 70 çarpı 90 santimetre boyutundadır. Pafta kağıtlarını veya saydam plastik levhalar üzerine çizilir. Çizim paftanın bütün kenarlarından 5 santimetre boşluk bırakılarak 60 çarpı 80 santimetrelik alana yapılır. Paftanın çizim yapılacak alanına araları 10 santimetre olan ve birbirine dik, düşey, yatay ve çizgilerle bir kareler ağı çizilir. Bu ağa karelaj ağı denir. Karelaj, paftaların çizim yapılacak kısmına sınırlandığı gibi direngi ve poligon noktalarında hassas bir şekilde koordinat değerlerine göre açılmış paftaların çizilmesini sağlar. Pafta karelaj çizim yöntemi, birinci yöntem grafik yöntem. Biz grafik yöntemi uygulayacağız. Grafik yöntem koordinatograf ve kara plaka yöntemi olmak üzere üçe ayrılır. Demek ki çizim yöntemi, grafik yöntem, koordinatograf yöntem ve kare plaka yöntemi olmak üzere 3 şekilde yapılıyor. Bizim uygulayacağımız grafik yöntem. Önce ucu sivriltilmiş sert bir kurşun kalem, cetvel ve paftanın köşegenlerini fazla bastırmadan hafif çizgilerle birleştirilir. Birleştirilen köşegenler kesişme noktası M olsun. Şimdi bu uygulamamızı yapalım.
Şimdi çizimimize başlayalım. Yapmış olduğum çalışmada köşegenler yöntemiyle çizimde önce bir ön araştırma yapılır. Kareler ağının çizim kağıdı kenarlarına paralel çizilebileceği sonucunu verirse çizim yöntemlerinden en uygunu köşegenler yöntemidir. Bunun için çizim kağıdı köşelerini birleştiren iki köşegen birleştirilir ve M kesişim noktası bulunur. Üçüncü olarak köşegenler ölçülür. Merkezden itibaren köşegenler eşit olmalıdır. Dördüncü, koordinatları yazmak için kenar payı bırakılır. Beşinci, M merkezden itibaren uygun cetvel veya gönye ile ABCD köşeleri belirlenir. Ve altıncı olarak daha sonra ABCD köşeleri belirlendikten sonra birleştirilir. Yedinci olarak AD'ye paralel 10 santimetre, DC'ye paralel 10 santimetre doğrular alınır. Bu doğrulara paralel 10 santimetrelik doğrular alınarak kareler ağı tamamlanmış olur. Sağ tarafta ve üst tarafta 10 santimetre tamamlanmıyorsa o şekilde bırakılır. Daha sonra teslimata geçilir. Şimdi burada ben bir örnek çalışma yaptım. Önce tam kağıdımız 70 çarpı 90 santimetre. Bu kenarlardan 5'er santimetre aldım. Ve 10'ar santimetre de buradan almak suretiyle karelajları tamamlamış oldum. Şimdi bu uygulamayı siz cetvel ve gönye ile yapacaksınız. T cetvelini kullanabilirsiniz. Geniş olduğu için T cetveli gönye ler yardımıyla 60 derece ve 45 derecelik gönyeler yardımıyla bu işlemi yapmaya çalışacağız. Şimdi bu işlemi yapmak için öncelikli olarak ben 60 çarpı pardon 70 çarpı 90 santimetre ebadında bir sınırları olan bir çizim yapacağım. Bunun için Ctrl L diyorum. Boşluk tuşuna basıyorum. DX'e geliyorum. 0. Önce X, Y, Z koordinatlarımızı belirleyelim. Köşeleri biner olsun. Veya 5000 olsun. 5000. Y 5000 olsun. X de 4000 olsun. Tamam diyorum. Ve boşluk tuşuna basıyorum. Ve mesafe açıdan mesafemiz uzun kenarımız 90. Enimiz de 70. 70'e 90. Tamam diyorum. Ve bu şekilde 70'e 90 ebadında olan dikdörtgenimi çizmiş oldum. Şimdi buradan şeylerimize bakalım. 90 ve 70. Şimdi 5'er santimetre buradan alacağım. 5'er santimetreyi bu paralel çizmiş olacağım ben. Siz de buna göre alacaksınız. 5 santimetre kenardan alacağım. Bunu uçça getirelim. Ve bu şekilde çerçeve kısmını 5'er santimetre olan çerçeve kısmını bu şekilde çizmiş oldum. 5 5 5 ve 5 santimetrelik kenarlarını aldım. Buralara yazılar, bu boşluk kısımlara yazılar yazılmış olacak. Şimdi köşegenimizi alalım.
Şimdi 5'er santimetre buralardan aldım. İç kısmındaki ebadımız bizim 60 çarpı 80 oldu. Şimdi bunun da ölçüsüne bakalım. Evet, 60. Burası 60 ve 80. 60'a 80 ebadında bir pafta elde etmiş olduk. Şimdi bunları biraz kaydıralım. Evet, 60, 5'er santimetre kenardan aldım. Boy 80, eni de 60 santimetre oldu. Şimdi bunlara bir köşegen çizelim. Evet. Bir köşegen çizelim. Buradan 60 çarpı 80 ebadındaki oluşturulan paftamızı köşegenlerini çizelim. Bu köşegenleri çizdikten sonra burası M oluyor. Evet, kesişim yeri M. Tam görünmedi. Bunun rengini farklı yapalım. Evet. M'i bulmuş oldum. Bu merkezden itibaren şimdi karelerimizi oluşturalım. Karelerimizin oluşması için de buraya paralel 10'ar santimetrelik karelajları oluşturalım. Bu kısımlara bu çizdiğimiz dikey ve yatay y ve x'e paralel olacak şekilde 10'ar santimetrelik karelerimizi oluşturalım. Ben burada kolayca oluşturabilmem için paralelimizi çiziyorum. Burada 10 santimetre alıyorum. Buradan karelaj ismiyle bir tabak oluşturuyorum. Biraz daha renk. Evet. Şimdi buraya karelajlarımı oluşturuyorum. Burası da kalan miktarda 10'dur zaten. Buradan itibaren de yine Y'ye paralel olmak üzere karelajlarımı çiziyorum. Ve bu şekilde karelajlarımı çizmiş oldum. Şimdi bu köşegenlerin 50-50-50 olması gerekir. Bakalım 50 mi acaba? Üzerine. Evet. Burası 100. Burası da 100. Bunları kaydırayım. Dolayısıyla tam iki kısmı 50-50 merkezden itibaren 50-50 olduğu görülmüş oldu. İşte karenajımızı bu şekilde çizmiş olduk. Şimdi bu kısımlara koordinat değerleri, koordinatlar yazılacak y ve x kısımlara. Şimdi koordinatlarımızı nasıl yazacağız? Bunun için bu köşelere harf koymayı unuttuk. Buradan harflerimizi de
A, B, C, D olarak harflerimizi yazalım. Sol baştan başlamak üzere. A, B, C, D. Şimdi bu köşegenleri birleştirdik. Bunların 50'şer santimetre merkezden itibaren 50'şer MA 50, MC 50, MB 50 ve MD 50 santimetre olması gerekir. Tümü de zaten 100 santimetre olmaktadır. Şimdi bundan sonra artık rakamları yazabiliriz. Şimdi bunun için rakam yazılışlarını buradaki gerçek değerleri yazmayalım. Şimdi buradaki değerimiz 5000 ve 4000. 1 bölü 1000 ölçeğinde. Yüzer yüzer gideceğiz. Yanlışlık oldu. Jeteri de oradan. Bir sıfırını da atalım bunun. Evet, bu şekilde oluşan karelajlarında koordinat değerlerini yazmış olduk. Şimdi karelajların bulunduğu kısımları artı işareti ile belirtmemiz lazım. 2,5 bu taraftan, 2,5 milimetre bu taraftan olacak şekilde tamamı 5 milimetre olacak şekilde bunu çizeceğiz ve koyu bir şekilde belirteceğiz. Daha sonra aralıklarını, şu araları silmiş olacağız. Bunun için bunu ben taşıyacağım diğer tarafa. Evet. Buradan buraya taşıyalım. Bu şekilde artıları koymuş olacağız. Evet, 2,5 milimetrede buradan olacak şekilde bunları belirledikten sonra karelajlarımız bu şekilde tamamlanmış oldu. Şimdi aynı yöntemle A4 kağıdına ve yatay dikey olmak üzere A4 kağıdına çizim işlemini nasıl yapacağız? Onu görelim. Şimdi bunu yeni çizmiş olduğumuz paptığımıza haftamıza ortalayacak şekilde bunu koyuyorum. Evet, bu şekilde haftamızı oluşturmuş olduk. Şimdi A4 yatay vaziyette A4 kağıdında hafta çizimi, dikey vaziyette A4 kağıdında hafta çizimini
görmeye çalışalım. Şimdi şekilde gördüğünüz gibi ben daha önce çizdim. Yatay A4 kağıdını yatay vaziyette tuttuğumuz zaman ve dikey vaziyette tuttuğumuz zaman nasıl çizeceğiz? Onun uygulamasını yapalım. Önce A4 kağıdımızın boyutları yatay vaziyette 29 297 mm, eninde 210 mm'dir. Yani 29,70 santim ve 21 santim olmak üzere en ve boyu vardır. Şimdi buna göre biz çizimimizi nasıl yapacağız? Ona bir bakalım. Öncelikli olarak yine 29,70 ve 21 santimetre olan bir dikdörtgenimizi öncelikli olarak çizelim. Şimdi bunun için yine bir koordinat değeri alalım. Ben tahmini olarak şuraya uygun bir vaziyette koordinatlarını, çünkü daha sonra kendimiz koyacağız. Bunun hizasında bir yerden koyalım. Kontrol D. Evet. Boşluk tuşu 297 29,70. Yukarıya doğru 21 santim. Yine sola doğru evet, yatay vaziyette dikdörtgenimizi çizdik. Size verilecek olan A4 kağıtlarına çizim işlemini yapacağız. A3 kağıdı için aynı şey söz konusu. A4 için aynı şey söz konusu. Şimdi A4 kağıdını yatay vaziyette tuttuk ve çizimimize başlayalım. Şimdi bunun için buradan yine daha önce karelajda buradaki yandaki karelajda olduğu gibi kenarlardan 5 santimetre almıştık. Şimdi burada kenar boşluğumuzu ne kadar alacağız? Bir bölü 1000 ölçeğinde 2 santimetre 2 santimetre olacak şekilde kenar boşlukları kalsın. Yazıları yazacağız. 2 santimetre olacak şekilde ayarlayalım. Şimdi bunun için yine paralel çizeceğim. Buradan 2 santimetre alıyorum. Evet, 2 santimetre aldım. Bunu birleştiriyorum. 2 santimetre, 2 santimetre boşlukları koyduktan sonra yazı için buradan köşegenlerimizi alacağız. Buradan köşegenimizi alıyorum. Aldıktan sonra yine 10 santimetre buradan 10 santimetre karelajlarımın çizimi için santimetre aldım. Evet. Bu şekilde kayrajlarımı çizmiş oldum. Bunun çizik kanallarını
Daha sonra tekrar bir ayarlayayım. Karelajlarımızı tekrar evet, burada ne kadar kalırsa bunu belirlemiş. Karelajlarımız bu şekilde çizmiş oldu. Buraya da buradan başlayarak A, B, C, ve D köşelerinden köşegenlerimizi birleştirmiş olduk. Şimdi önemli olan şunun köşegenlerin eşit olması. Ona bakalım. Evet. 30,81, 30,81. Bunu kaydıralım. Buradan merkezimizde burası. Merkezimizi de bulduk. Şimdi 30,81 15 şekilde gördüğümüz gibi M'den itibaren buradaki mesafelerin eşit olduğunu görüyoruz. Cetvelde merkezden itibaren A köşesi, merkezden itibaren B, merkezden C, merkezden itibaren D köşegenlerinin birbirleriyle eşit olması gerekiyor. Ve bu şekilde eşit olduğunu görüyoruz. Şimdi bu onar soldan itibaren başladığımızda iki tane karelaj ve buraya da karelaj girmemektedir. Burada kalan kısım artık bu şekilde kalmaktadır. Buna göre işlemimizi yapıyoruz. Şimdi dik olan bunu dik halde nasıl çizeceğiz? Onu görelim. Bunun için de yine çizimimizi şuradan başlıyorum. Yukarıya doğru. -29,7 100 sefer 20 santim buradan 29,7 burası 100 eksi aşağı doğru olacak. Buradan itibaren de 21 sol tarafa doğru eksi olacak şekilde A4 kağıdımızı çiziyoruz. Yine kenarlardan ikişer santimetre yazı payı, koordinatları yazma payı kalacak şekilde ayarlıyorum.
Bunları paraleller çizeceğim. 2 santimetre. Buradan alayım. İkişer santimetre aldıktan sonra yine karelajımı buradan itibaren 10 şuradan köşegenlerimi alayım. Eşitliğimi sağlayacağım. Kesik çizgiyle yapalım. Tam köşegenlerden olacak şekilde ayarlıyorum. Ve köşegenlerimi çizdim. Bunun eni 30.81. Burası da 30.81. İkisi de aynı oldu. Ters baktığımızda. Bunları kaydıralım. Evet, ve merkezine bağlı olarak şimdi buradan yine 10 santimetre buradan itibaren 10 santimetre karelajlarımızı çizelim. Buradan da 10 santimetre alalım. Evet. Bu şekilde dik olarak da karelajımızı bu şekilde çizmiş olduk. Evet, dikey olarak iki tane karelaş ve yatay olarak da y ekseninden de bir tane tam karelaş düşmektedir. Yöntemlerimizi artıları buraya koyacağız. Diğer yardımcı çizgilerimizi daha sonra silmiş olacağız. Bu şekilde dikey olarak da karelajımızı çizmiş oldum. Yine A3, A3'te nasıl çizeceğiz onu görelim. A3'te de ölçülerimizi A3 kağıdında ölçülerimizi alalım. A3 kağıdımızın ölçüsü 4 210 297 297 çarpı 420'dir. Milimetre olarak. Eğer santimetre olursa buralara birer virgül koyalım. Evet, bunun ölçüsü A3'ün ölçüsü 297 420 yani 29.7 42. Şimdi bu ölçülere göre kağıt ölçüsüne göre çizimimizi yapalım. Burada da yine aynı şekilde öncelikli olarak herhangi bir koordinatlarımızın başlangıcını alacağız. Bunu başlangıcını nasıl alıyoruz? Boşluk tuşuna basıyoruz. Buradan x, y, z'den koordinatları, ilk başlangıç koordinatlarını girerek yapıyorduk. Şimdi ben bunun hizasında olması açısından herhangi bir yerden başlıyorum. Boşluk tuşuna bastım. Mesafe açımı giriyorum. Şimdi yatay 42, yatay 42, dikeyimiz de 29.7. Yine sola doğru 42, eksi 42, aşağı doğru 29.7 tabi eksi olacak aşağı doğru olunca açımızda 100 olacak. Tamam diyorum. Şimdi bu şekilde çizimimi yaptım. Yine ikişer santim kenar boşluklarını alalım. Buradan ikişer santim kenar boşluğunu alacağım.
kenar boşluğumu alacağım. Bunu alıyorum. Kenar boşluğu aldıktan sonra köşegenlerimi çiziyorum. Köşegenimi çizeceğim. Tam köşelerden gelecek şekilde köşegenlerimi çiziyorum. Bunların eşit olması gerekir. Bakıyorum. Evet, 45.87. Merkezden itibaren eşit oluyor. Şimdi paralelimi alıyorum. 10'ar santimetre olacak şekilde kaydırlarımı çiziyorum. Kaç tane girerse ona göre tabloya geliyor. Son kısmı çizmiyorum. Buradan itibaren de Y'den itibaren de 10'ar santimetre alıyorum. Ve bu şekilde karelajları çizmiş oldum. Burada kaç tane karelaj giriyor? 1, 2, 3 tane yatayda, 1, 2 tane de dikey olarak X doğrultusunda, Y doğrultusunda 1, 2, 3 tane ve yarımdan fazla X doğrultusunda da 2,5 tane karelaj girmektedir. Bu şekilde karelajlarımızı çiziyorum ve rakamları da ve diğer değerlerimi yazmış oluyorum. A3'ün dikey olarak çizimi de yine aynı buradaki A4'te olduğu gibi çizimlerde aynı şekilde yapılmaktadır.